İyi akşamlar değerli izleyiciler. Sağlığın programı Hayat Güzelleri hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerin karşınızdayız. Bu akşam canlı yayın konuğumuz Samsun Deep Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Kemal Ulaş hocamız olacak. Yoğun iş temposunda hocamızı buralara kadar getirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Geçen hafta da hocamızla birlikteydik. Bel fıtığı üzerine konuştuk. Bu hafta da geçen haftanın yoğun temposu üzerine yoğun bir canlı yayın programı gerçekleştirmiştik. Bu hafta bel fıtığına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onun üzerine kan algılar alması, boyun fıtığı konularına da elimizden geldiği kadar değineceğiz. Hatırlatmam gereken birkaç konu var. Canlı yayın telefon numaralarımızı vermek istiyorum sizlere. 452 alan koduyla 800-0052'den bize ulaşabilirsiniz. 452 alan koduyla 800-0052'den bize canlı yayına bağlanıp sorularınızı sorabilirsiniz değerli izleyiciler. WhatsApp numaramız 532-674-5256. Benim önümde duruyor telefon. WhatsApp numaranızdan gelen soruları canlı yayında hocamıza sorup cevabını sizlere ulaştıracağız. 532-674-5256. Tek ricamız WhatsApp numarasından lütfen aramayın. Cevap veremiyoruz çünkü. Sadece sorularınızı WhatsApp numaramıza gönderin. Biz canlı yayın boyunca sorularınızı yanıtlamaya elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. Tekrar ediyorum. Canlı yayın telefonlarımız 452-800-0052. 452-800-0052. Program konuğumuz Samsun Live Hospital Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Kemal Ulaş hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Sizden nasılsınız? Görüşmeyeli. Ya Allah şükür geldik gene buraya. Yoğun bir hafta geçirdiniz herhalde evet, hocam bu haftada. Yoğun geçti. Hocam yoğunluğunuz eksilmesin. Tabii ki kimse hasta olmasın ama şifa bekleyen insanlara da şifa dağıtmaktan eksik kalmayın diyelim. Hocam geçen hafta bel fıtığıyla ilgili konularımıza değiniyorduk. Bel fıtığıyla ilgili sorularımızın birçoğunu sormuştuk. Çok ciddi bir canlı yayın telefonu gelmişti. Bundan dolayı da birçok sorumuz açık kalmıştı. Orada benim sormak istediğim bir soru vardı hocam. Bel fıtığı sorudan önce genel bir özet geçersek tekrar bel fıtığı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaparsak. Bel fıtığını anlayabilmek için önce bel nedir? Yani belimizde ne vardır? Onu bir bilmek lazım. Şimdi bu bizim belimizin dışarıdan görünümlü bir maketi. Belimizde omur diye tabir ettiğimiz kemik yapılar bulunmakta. Bu kemikler belimizi havada tutmakta. Bunların arasında disk diye tabir ettiğimiz dış tarafı ipliksi bir bağ doku, içi jelatinöz bir madde tarafından içeren belimizin öne, arkaya, yanlara doğru eğilmesini sağlayan ve absorpsiyon yani yukarıdan gelen basınçları dengelemeyi sağlayan disk denen yapılar bulunmakta. Bunun tam arkasında şöyle görmüş olduğunuz bir kanal bulunmakta. Bu kanala biz omirlik kanalı demekteyiz. Bu kanalın içinden omirlik dediğimiz vücudumuzda belden aşağı bizim idrarı tutmamızı, büyük tuvaletimizi tutmamızı, bacaklarımızı hissetmemizi, yürümemizi sağlayan sinirler geçmekte. Bel fıtığı dediğimiz olayda bu disk dediğimiz yapının çeşitli etkenlere bağlı olarak aşırı kilo, ani ters hareket, kas zafiyeti gibi buradaki basınç artışına bağlı olarak önündeki ipliksi yapının yırtılıp içeriğindeki yumuşak dokunun dışarıya çıkarak buradaki sinire baskı yapması suretiyle bel ağrısı, bu sinirden aşağı inen sinirin lifinin çalıştırmış olduğu bacak bölgesinde ağrı, uyuşma, karıncalanma, idrar, büyük tuvalet kaybı, seksüel disfonksiyon gibi tabloların biri veya birkaçının birden oluşan tabloya biz bel fıtığı demekteyiz. Genel anlamda bel fıtığı bu. İşte bel fıtığında tedavi çeşitlerine bahsetmiştik geçen haftada. Nedir? Bunlara öncelikli olarak ilaç tedavisi başlayabiliyoruz. İstirahat tedavisi önerebiliyoruz. Fizik tedavi önerebiliyoruz. Bu hasta grubunun yalnızca %8'lik grubunu ameliyat ediyoruz biz. O da hangi hastaları ameliyat ediyorduk? 8 haftalık yani 2 aylık ilaç tedavisine yanıt vermeyen olgular. Hastada bacağında uyuşma, karıncalanma gibi bir sinir hasarını gösteren veya kuvvet kaybı gibi bir nörolojik hasarı gösteren bir bulgunun olması. İdrarında, büyük tuvaletinde yapmayla ilgili zorlanma ya da tutamama gibi bir nörolojik hasar tablosunda olması bizim direkt acil ameliyat indikasyonlarımızda. Hocam, her hastaya bu
önce medikal tedavi, arkasından işte fizik tedavi ve ameliyat sistemsel olarak mı uygulanır, yoksa bazı hastalarda polikliniğe girer girmez ilk anda da ameliyat olabilecek durumda olanlarda i̇şte var şimdi mı? Şimdi mesela nedir? Hasta size gelir, hastanın ağrısı vardır. Ama hastanın bir nörolojik bir kaybı yoktur. Hastaya yapmanız gereken önce ilaç tedavi ve diğer tedavi şekillerini uygulamanız gerekir. Ama bu tedaviye rağmen hastanın şikayeti düzelmiyorsa o zaman ameliyat planlanabilir hastaya. Hocam devam edeceğiz. İzleyicimizi bekletmeyelim. Alo. Alo, iyi akşamlar. Alo. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Buyurun efendim, sorunuzu alalım lütfen. Evet, sorum benim hocama. Ben geçen hafta da aramıştım. Buyur ablam. Şentür. Buyur ablam. Evet. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam CD'leri gönderdim ben size. Yani çok yani kötüyüm. Gezemiyorum yani. Şimdi bize ulaştığı andan itibaren bir türlü çare bulamadım. Evet. Doktorlar Emine ablam, ki başka filmleri gittim. Eğer gönderdiyse başka çeşit şeyler söyledi. Bak abi, Emine ablam, filmleri gönderdiysen benim asistanlarıma ulaştığı anda bana gelecektir ve ben o filmlere bakıp sana döneceğim. Hiç merak etme. Yani ben haftaya da buradayım. Yani içine atıyorsun. İçin her hafta sizi de arıyorum. Diyorum ki belki bir doktorumuz benimle ilgilensin. Bazısı 7000 lira ödeyim. Biz elimizden gelen neyse ameliyat edelim sizi. Evet. Güzel ameliyat yapamamışlar. Evet. Yani şimdi Emine ablam, biz elimizden gelen neyse ve ne yapmak gerekiyorsa, işin doğrusu neyse, nasıl bir yardımcı olacaksak o şekilde size yardımcı olacağız. Hiç merak etmeyin. Sağ olun hocam ya. Geçmiş tek olsun. Çarem siz kaldınız. Çünkü gezemiyorum yani artık. Elimizden gelen neyse onu yaparız. İçiniz rahat olsun. 90 kiloya yakınım kilomda. Ya kilo bizim için çok önemli değil. Bizim için kilonun çok fazla bir önemi. Tamam. Hem dediler ki CD'lere baktık. İyi yapamamış sizi doktorunuz dedi. Hem de aydın da oldum ben ameliyat. Doçent doktor. Doktor ismi vermeyelim. Şimdi ablacığım, istersen Emine abla. Hiç güzel yapmamış. CD'lere baktık. Siz biz şimdi, bu ücreti ödersiniz. Bu işte önemli olan geçmiş, geçmişte kalmış. Hiçbir hekim hastasını kötü bir ameliyat yapmak istemez. Şimdi bence geçmişi geçmişte bırakalım. CD'leriniz bana ulaştığı andan itibaren ben onları inceleyeceğim. Ne yapmak lazım? Nasıl bir yol izlemek lazım? Size nasıl bir faydası olur? Hepsini anlatacağım size, hiç merak etmeyin. Çok geçmiş olsun. Sağ olun ablamıza hocam. Geçmiş olsun efendim. Merak ediyorum. Sizden haber bekliyorum. Çünkü ayakta bile daha duramıyorum. Bulaşık yıkayamıyorum. Yemek yapamıyorum. Yani, evimin ihtiyacını yapamıyorum. Hiç ben. Merak etme. Elimize ulaştığı andan itibaren size ya nasıl yardım edebileceksek o şekilde yardımımız olacak size. Tamam hocam. Geçmiş olsun. Teşekkür ettim. Her hafta izliyorum. Geçmiş sizden olsun. Bir şeyler geçmiş umuyorum. Olsun. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Hocam hemen bir izleyicimizden önce her gelen o 3 aşamayı izlemek zorunda mıdır demiştim size. Tabii. Onunla ilgili açıklamalarınızı alalım. Şimdi şöyle 3 aşamayı, hasta geldiği zaman hastada bir nörolojik seker diye tabir ettiğimiz bir kuvvet kaybı veya bir uyuşma, karıncalanma gibi sinir hasarını gösteren bir bulgu, idrar ve gayta ile ilgili bir problem yoksa hastaya öncelikli olarak ilaç tedavisi uyguluyoruz. Hasta ilaç tedavisini veriyoruz. Kendi özel egzersizlerimiz var. Bunları veriyoruz. Bunları yaptırıyoruz. Gerekirse fizik tedavi ünitemizden yardım alıyoruz. Bizim omurga cerrahisi polikliniğimizde biz sadece beyin cerrahisi olarak çalışmıyoruz. Biz tamamen bir omurga cerrahisi hastanemizde bir bütün halindeyiz. Yani bir klinik halindeyiz. Bu klinikte beraberinde işte romatologumuz, fizyoterapimiz, fizik tedavi uzmanımız hepsiyle beraber ortak şekilde yürütüyoruz ya kendi hastanemizde. Ve bunları hastalara en iyi hizmeti ve en kalitesini verebilmek için yapıyoruz. Burada hastada ciddi bir nörolojik bir şey yoksa eğer hastayı önce bir bu yöntemlerden geçiriyoruz. Ama baktık buna rağmen hastanın şikayetlerinde bir düzelme yakalayamıyorsak cerrahi uyguluyoruz. Hocam hemen bir izleyicimizin de WhatsApp'tan sorusu var. Tabii izleyicilerimiz WhatsApp'tan soru soruyor ama arıyorlar da aynı zamanda. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar diyor değerli izleyicimiz. Sol ayak bileğimde diyor bir sızlanma var diyor. Fakat ayağımı komple etkiliyor. Kaba etimden çoğu zaman topallatıyor. Çevremdekiler bel fıtığı yapar diyor. Siz ne diyorsunuz hocam demiş. Şimdi burada hastanın şikayeti yürümediği zamanda var mı? Bu önemli. Anladım. Şimdi bel fıtığı hastası
Sadece yürürken ağrısı olmaz. Oturduğu zaman, gezdiği zaman, yattığı zaman devamlı olan, geçmeyen bir ağrısı olur. Aynı diş ağrısı gibidir. Ama bacağın kendisine bağlı rahatsızlıklarda oraya basınç, yük bindiği zaman ağrı ortaya çıkacağı için yükle beraber artar ve hastanın ayak bileğinde bir topallama, yürüme problemi olabilir. Bizim için burada hastanın şikayeti yürürken de ve beraberinde otururken, yatarken devamlı mı var? Sadece basınç uygulanan yürürken mi var? Ona bağlı ayırt edilebilir bu. Anladım. Evet, bir izleyicimiz hattımızda bekliyor. Alo, iyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. İlhan Yanık, Ordu'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Evet efendim. Aranıza. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Hocam Mart'ın birinde senden ameliyat oldum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Seni tanıdım, gördüm. Çok memnun oldum. Sana Allah iyi akşamlar olsun diyorum. Allah razı olsun senden diyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ teşekkür olsun ediyoruz. Sağ çok sağ olun. Sağ olasın. Hocam hiç ameliyat olmuş gibi gelmiyor. İyi akşamlar diliyoruz değerli izleyiciler. Hocam sana çok duacıyım. Allah razı olsun senden. Allah senden de razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin iyi olması, sizlerin mutlu olması oldu bir hekimin en çok sevdiği şey. Allah'a emanet ediyorum hocam. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ İyi olasın. Akşamlar diliyoruz. Sağ hocam olasın. Hiç ameliyat olmuş bir sese benzemiyorum. Yani maşallah hastamız. Benim yok. Benim bu bölgede çok hasta var. Maşallah çok, çok iyi. Ameliyat için çok gelen hasta oluyor bize bu bölgeden. Hocam gelelim bir diğer sorumuza. Az önceki ablamızın özellikle sorduğu, yani normal yaşantımı yapamıyorum diyor. Yani hiçbir işimi işimle ilgilenemiyorum. Sosyal anlamda da. Şimdi bu hastalara, şimdi ablamın o deminki arayan ablayı diyorsun herhalde. Evet. Ameliyat yani olmuş. Şunu demek istiyorum genelde hocam. Bel fıtığı ya da boyun fıtığı dediğimiz rahatsızlık hastaların sosyal yaşantısını ne kadar denli etkiliyor hocam? Yani bu kadar çilekeş bir duruma getirebilecek seviyeye yapar. Getirebiliyor şimdi mu? Şimdi tabii ablanın durumu farklı. Ama ablanın durumuna biz, yani dış merkezlerden bu şekilde çok hasta geliyor bana. Biz buna başarısız bel cerrahisi sendromu diyoruz. Yani hastaya bir ameliyat yapılmış fakat hasta için belki uygun olmayan bir ameliyat ya da yetersiz bir ameliyat olmuş. Devamında hastanın şikayetleri tam geçmemiş. Hatta bazı hastalarda daha da artmış. Hasta hastaneye iyi kötü yürüyerek gitmiş ama hastaneden zor yürüyerek çıkmış ya da destekli yürüyerek çıkmış, ağrılarla çıkmış bir hasta grubu var ve ciddi bir grup. Tabii bu grupları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu hastaları çok iyi incelemek gerekiyor ve ona göre tekrar bunların büyük çoğunu tekrar ameliyatlara gidiyor. Diğer taraftan bel ağrısı, bel fıtığı, yani insan hayatında herkesin başına, dünyada bel ağrısı dünyada en sık görülen 3 rahatsızlıktan biri. Ve herkes hayatında bir kere bel rahatsızlığı yaşamıştır. Ve gerçekten diş ağrısı derler, bel ağrısı derler. Bu böyledir. Yani insanın yaşantısını kısıtlar, sosyal hayatını kısıtlar. Mutsuz edersin, enerjinizi alır zaten. Hocam sosyal yaşantısına devam edeceğiz. İzleyicimizi bekletmeyelim. Alo. Fuat Pazar Ordu'dan arıyor bizi. Fuat Bey iyi akşamlar. Alo. Buyurun hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hızlıca sorunuzu alalım lütfen. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar efendim, buyurun. Ben hocama şey soracaktım. Ben yaklaşık 3-4 seneden beri boyun fıtığıyla alakalı bir ağrım vardı. Lakin 2-3 defa MR çekindim. Fıtığım benim sağ tarafta ancak... gitmiş olduğum doktor dedi ki senin fıtık sağ tarafta ama benim ağrılarım sol tarafta, ileri derecede ağrı. Kullandığım ilaçlar da yani miligram olarak çok yüksek. Peki beraberinde ağrıyla beraber ki, uyuşma, karıncalanma var mı? Başka bir şey, ağrı polikinine gittiler. Gerçi orada da ağrı polikini yokmuş ama ya ben ne yapabilirim yani? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, tabi burada birinci olarak ağrıyla beraber uyuşma, karıncalanma var mı? Uyuşma şu şekilde, kolum omuz kapağından başlıyor benim, omuz kapağından başlıyor, bir de yani en ufak hafif şeyleri kaldırırken dahi dirseğimde... Peki ağrı kolun tamamına yayılıyor mu yoksa omuz sadece omuz bölgesinde mi? Omuz kapağından başlayıp parmak ucuma kadar gidiyor. Gidiyor. Peki beraberinde kol hareketlerimizde ağrı artıyor mu, aynı mı? Nasıl? Kol hareketlerimizde ağrı aynı mı kalıyor, artıyor mu? Kol hareketlerinde ağrı çoğunlukla dirseğimde oluyor. Özellikle oluyor. Saçımızı tararken ya da elimizi böyle arkaya ağrı götürdüğümüz zaman ağrı bıçak gibi omuzumuza saplanıyor mu yoksa aynı yok, mı kalıyor? Yok saplanmıyor. Hayır saplanmıyor. Şimdi şöyle, sizin tabii MR'ınızı görmek lazım. İyi bir incelemek lazım. Bu bir. Evet. Boyun fıtığı. Size elektromiyografi yapmak lazım. Kolunuza
küçük küçük iğneler batırılarak onlara küçük elektrik verilerek çok iyi bir merkezde, iyi bir, yani iyi bir ünitede yapmak lazım bunu. Boyundan evet. çıkan sinir parmak ucuza kadar gelirken dağılım bölgelerine aşağıdan elektrik uyarıları vererek orada bir tıkanıklık var mı? Tıkanıklık boyundan hangi aralıktan çıkıyor? Şimdi bu sinir buradan çıktığı zaman kola giderken belli bir mesafe kat eder. Ve bu kat ettiği evet. mesafelerde çeşitli organları çalıştırır kolu, kasları çalıştırır. Biz oralara küçük iğneler batırıyoruz, küçük elektrikler onu, vererek. Onu yaptılar, onu yaptılar. Onun sonucunda ne dediler size? Beni şey, fizik tedaviye gönderdiler. İşte pazartesi gün oraya başlayacağım. Fizik tedaviye gönderdiler. Daha peki onun sonucunda ama... bir kök hasarı, sinir hasarı çıktı mı? Normal mi çıktı? Ya sonucunda tam olarak şey yapmadım ama... Şimdi tabii ben şöyle anlatayım. Tabii buradan biz şimdi sizi farazi konuşuyoruz. Neden farazi konuşuyoruz? Sizi benim bir muayene etmem lazım. Bu tahlillerinizi doğru. incelemem lazım. Öbür anladım. Türlü sizi yanlış yönlendirebilirim. Yani doğru, sizi tabii. iyi bir şekilde ayrıntılı bir fizik muayene. Çünkü hastaya dokunmadan hastanın he. şikayetini biz anlayamayız. Yalan söylemiş oluruz. Ya sizin demiş olduğunuz iğne şu şekilde değil mi? Benim omuz kapağımın etrafına yaklaşık 10-15 tane yani, küçük küçük iğne batırdılar. Tamam ama bunu iyi bir merkezde bilinçli bu işi bilen bir ünitenin yapması lazım ki. Evet. Yani bu işte gerçekten kesin bir şey söyleyebilelim size. Anladım. Peki şunu soracağım. Benim boyun fıtığım sağ taraftaysa solu tetikler mi? Tetikler. Tetikler değil mi? Tabii tetikleyebilir tabii tamam. ki. Tamam. Anladım. Ama teşekkür zaten ederim. Bu elektrik testinizde elektromiyografinizde çıkar zaten. Ya fıtık olup olmadı değil mi? Tabii çıkar. Ha sol tarafımı etkilemedi. Tabii. O illa fıtık değil, oradaki bir ufak kireçlenme dahi siniri şöyle itiyorsa o kök diye tabir ettiğimiz oradaki o bölgedeki baskı o testte görünür zaten ama iyi bir ünitede iyi bilen bu işi bilen biri yaparsa görünebilir. Anladım. Doğru haklısınız. Yoksa çok ağır ünitesine gitmeyin, tavsiye etmem. Nasıl? Ağır ünitesini çok tavsiye etmem size. Tamam. Anladım. Şu hayatınız boyunca ilaç mı kullanacaksınız? İlacı zaten yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. Bu ağrımlar artık bende, bir de ben vardiyalı çalışıyorum. Uyku yutmuyor bende. Çok. Siz artık ilaç bağımlısı da olmuşsunuzdur bir miktar maalesef. Aynen öyle. Hepsi 600 miligram, 1000 miligram hapları. İşte, muhtemelen size sinir tabletleri vermişlerdir. Yani bir kere zaten sizleri o ilaçlardan ayırmak da zor olacak. Hemen ayıramayacağız sizi o ilaçlardan da maalesef. Yani, evet. yani ameliyat yapsak da onları bırakamayacaksınız hemen. Bir süreç alacak bu da. Evet. Çok teşekkür geçmiş ediyoruz. Olsun Fatih efendim. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz sizlere. Hocam sosyal yaşantısıyla ilgili konuyu anlatmış mıydık hocam? O kadar karışık ki konular. Ben şimdi, isterseniz bir sorumuz var. Sorusu var izleyicimin. Onu da ben size sorayım. Hayırlı akşamlar demiş. Dedemde diyor bel fıtığı var. Ameliyat olursan 8 tane platin takılması gerekiyor dediler diyor. Bu konuda kararsız ne yapması şimdi, gerekiyor demiş izleyicimiz. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Platin takılması gerekiyor. Gerçekten takılması gerekiyor mu? Şimdi bunun için hastaya bazı filmler çekmek lazım ve onları görmek lazım. Şimdi tabii platin takma işinde en önemli şey teslim olduğunuzda gittiğiniz hekimin tecrübeli olması lazım. Çok önemli. Bu işi çok sık yapan bir ekip olması lazım. Hekimin tecrübesi, çok ben önemli. Boyun fıtığı ya da omurga cerrahisindeki omurga cerrahisinde, yüzdelik oranı nedir hocam? Yani eğer tecrübesiz bir hekime gittiyseniz işiniz zor. Neden zor? Çünkü bu işi bir yol kat edecek. Ve bu yolu kat ederken de bazı sıkıntılar olacaktı. Ama tecrübeli, bu işi gerçekten sık yapan bir ekiple görüştüğünüzde onlara olduğunuz zaman... Yani en azından sizin de işiniz rahat olacak. Hocam bir de... hekimin tecrübesine devam edeceğiz. Bu çok önemli bir konu. Bir izleyicimiz daha bağlanmak istemiş. Alo. Şükrü Duman Ordu'dan arıyor. Şükrü Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Buyurun Şükrü Bey. İyi akşamlar hemen efendim. Buyurun. Lütfen. Hocam ben yaklaşık 7-8 yıldır bu bel fıtığı bende var. 3 tane bel fıtığı var. 3 tane de boyunda var dediler bana. Ben bir senedir de çalışamıyorum. Yani benim bu kemikler çökme yapmış dediler bana. Bu kaç yaşındasınız? Ben 48 yaşında 49 yaşına gireceğim. Yani yaşınız da çökme yapması için yani genç. Herhangi bir hastalığınız var mı başka? Hocam ben ağır işlerde çalışıyordum genelde. İş ağır işte çalışıyorsunuz. Peki evet. ağrı bacaklarınıza vuruyor mu sadece belinizde mi? Hocam ağrı bacaklarıma sağ tarafa genelde vuruyor. Peki ama yol yürürken bacağınızda bir uyuşma olup size oturmak zorunda bırakıyor mu? Hocam şimdi ayakta bir 10 dakika kalırsam belimde ağrı çok hissediyorum.
Böyle kramp gibi mi giriyor ağrı? Ya dayanılmaz bir ağrı giriyor. Dayanılmaz bir ağrı. Peki bununla ilgili doktora gittiniz. Ne dedi size? MR gittim çekti. Hocam. Muayene etti. Evet, yani 3 defa MR çekti. Yani bir günde 3 sefer MR çekildi. Bana dedi, senin dedi ameliyat etsen bile dedi ağrıların dinmeyecek dedi. Neden diye sormadınız mı? Neden dedim. Yani sende dedi başka bir ağrılar var dedi. Romatoloğa gönderdi. Fiziğe gönderdi. Onlara da gitti. Ama kesin bir çözüm bulamadım. Yani şimdi şöyle, deminki arayan hastayla da ilgili aynı şeyi söyledim. Şimdi size dokunmadan, muayene etmeden, filmlerinizi incelemeden bir şey söyleyemem. Ama elbette ki bir faydamız dokunur. Yani bir ağrı varsa o ağrıyı ortaya çıkartan bir şey olmak zorundadır. Durup dururken neden ağrı olsun? Yani buna sebep yani, olabilecek bir şey olması lazım. Yani, aynı şey bu sağ omuzumda, sağ kolumda da var hocam. Şimdi dediğimiz gibi sizin muhtemelen uzun yıllar ağrı çalışmanıza bağlı olarak omurga yapınızda evet. Bozulmuş. Şimdi şöyle bir şey oluyor bazen. Ağır işe çalışan insanlarda yukarıdan gelen basınç çok artıyor. Şu disk dediğimiz evet. Yapılar küçülüyor. Böyle inceliyor. İnceldikçe bunlar böyle çöküyor. Çöktüğü evet. Zaman bu aradaki çıkan sinirleri böyle sıkıştırmaya başlıyor. Ve bunları sıkıştırmasına evet. Bağlı böyle rahatsızcı bir tablo ortaya çıkartıyor. Bazen evet. Biz ne yapıyoruz? Bunları değiştiriyoruz. Yükseltiyoruz burayı. Ya da platin koyup yükseltiyoruz. Bazı dinamik diye tabir ettiğimiz enstrüman sistemleriyle buraya müdahale edip bunu normal olması gerektiği hale getiriyoruz. O zaman ağrıların büyük evet. Çoğunluğu geçiyor. Ama tabii bunları size diyebilmem için size MR'ın haricinde öne ve arkaya eğerek bizim fonksiyonel film dediğimiz bazı röntgenler çekmem lazım. Ve bunlar da omurga yapınız sabit mi yoksa hareketli mi bunu görmemiz lazım. Yani siz abi. Muayene edip bazı şeyleri konuşmak ve görmek lazım. Öbür hocam, türlü yanlış söylemiş olurum. Bu kol ağrısıyla ilgili kök hücre de yaptırdım ben. Yani tabii şimdi bir şeyler yaptırmışsınız ama asıl sebebin ne olduğunu bulmadan yaptırmışsınız. Ben öyle anladım. Hocam size nasıl ulaşabiliriz biz? Arkadaşlar yardımcı olurlar. Bir şekilde ulaşırlar size, haber verirler. Teşekkür ederim geçmiş hocam. Geçmiş olsun efendim. Şükrü geçmiş Bey iyi akşamlar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilere WhatsApp numaramız 532-674-5256. Buradan sadece sorularınızı yazıp bize gönderiniz lütfen. Çünkü cevaplayamıyoruz. Aradığınız çok arama geliyor. Ama cevaplayamıyoruz ne yazık ki. Ama sorularınızı yazarsanız biz size, hocamıza daha doğrusu iletiyoruz. Onun haricinde canlı yayın telefon numaramız 452 alan koduyla 800-0052 452 alan koduyla 800-0052. Hocam az önceki hastamız ne demişti? 8 bida dedeme koyulması gerekiyor dedi. Ama tecrübeyle ikisini şimdi birleştirilmesi gerektiğini söylediniz. Tabii, muhtemelen hastanın omurga kanal darlığı var. Şimdi omurga kanal darlığı nedir? Önce ben size bundan kısaca bahsedeyim. Şimdi demin ne demiştik makette? Bel fıtığında buradan ipliksi yapı kopuyordu. İçerik madde dışarı çıkıp buradaki kanalda sinire ya çıkan lifi ya buradan baskı yapıyordu ve tablo ortaya çıkıyordu. Omurga kanal darlığında kişinin yaşamına bağlı olarak burada bir hareket bozukluğu oluşuyor. Ve vücut bunu tamir edebilmek için omurganın bu kanal dediğimiz yapının içine kireç yığmaya başlıyor. Ve yığdığı kireç zaman içerisinde burada ana sinir damarını yavaş yavaş sıkıştırmaya başlıyor. Ve zaman içerisinde o kadar sıkıştırıyor ki bu sinir aşağıki kısımlar artık yeteri kadar yeterli çalışmamaya başlıyor. Buna bağlı her iki bacakta ortaya çıkan uyuşma, karıncalanma. Bu hastalar ayağa kalkarlar, yol yürürler. Genelde 50 yaş üstünde erkeklerde daha sık görünür. 50 yaş üstünün hastalığıdır. Genelde 50 yaşın altında bu hastalık az görülür. Aslında vardır ama şikayetleri vermeye ve klinik ortaya 50 yaşın üzerinde çıkar. Bu da hasta genelde ayağa kalktığında ve yol yürümeye başladığı zaman burada kanal darlığı daha da daraldığı için beyinden gelen sinyaller aşağıki sinirlere geçemez. Geçemediğinden dolayı hasta belli bir mesafe yol yürüdüğünde oturmak zorunda hisseder kendini. Bu çok sinsi bir hastalıktır. Hasta önce 1-2 kilometre yol yürür, öyle oturur, biraz bacakları uyuşur, öyle oturur. Belli bir zaman geçer. Hasta 700-800 metre yürüdüğü zaman oturmaya başlar. Belli bir zaman sonra hasta bize geldiğinde şunu der. Hocam der, benim camiye olan evim der, evimle cami arası 300 metre. Ben der, camiye gidene kadar 2-3 defa oturmak zorunda kalıyorum. Direkt yürüyemiyorum der. Bu hasta bizim tipik bir omurga kanal darlığı hastasıdır. Muhtemelen
Dedemizdeki sıkıntı büyük ihtimalle %90 bu şikayet. Hocam canlı yayın telefonumuzdan sonra işte o şikayetin çözümü tamam. Ve hekimin tecrübesini konuşacağız. Alo. Saliha Utku Ordu'dan arıyor. Saliha evet. Hanım hoş geldiniz. Hızlıca sorunuzu alalım lütfen. Buyurun. İyi akşamlar hocam. Benim sorum... İyi akşamlar efendim. Buyurun. Benim sorum da ben bir hafta önce MR çekildim. Belimde çok şiddetli bir ağrı var. Bu yan kemiklerime de vuruyor. Bacağımıza iniyor mu? Kalçamıza iniyor mu? Belimizde mi sadece? Şu tam kalçamın eklem yerinde çok şiddet oluyor. Sol tarafta bir de belimin ortasında. Tamam. MR'ın sonucunu gösteremedim. Pazartesi göstereceğim ama bilmiyorum artık bu peki, niye bağlı olur acaba? Bu dönem içerisinde siz bir ilaç almışsınızdır. Yani evet vermişti doktor. Bu ilaçlar evet. Rahatlattı mı biraz? Hiç fayda etmedi hocam. Bir de şey elimde mesela yük taşıdığım zaman aşırı derecede belime sanki yük biniyor böyle. O zaman çok şiddetli ağrım oluyor. Peki sen bu ağrıdan önce böyle bir şeye zorladın mı? Ters bir şey yaptın mı? Bir temizlik memizlik yapıp böyle terleyip bir rüzgarda ceylanda kaldın mı? Hayır. Yok hocam genelde kendime dikkat ediyorum. Yani bu bir anda çıktı ortaya. Ondan sonra da işte geçmedi. Şimdi genelde senin noktandaki hastalara biz ilk etapta istirahat veriyorum ben. Eğer bacağında uyuşma, karıncalanma, ayağında kuvvet kaybı gibi bir şey yoksa önce istirahat, istirahatle beraber ilaç tedavisi. İstirahat süresince 1-2 hafta içinde şikayetlerde ciddi anlamda düzelme olmazsa MR. Eğer MR sonucunda ciddi bir fıtığın varsa ona yönelik ayrı bir tedavi. Yoksa ona yönelik ayrı bir tedavi. Ama tedavi sürecini en az 1-1,5 ay tamamlamak lazım senin. Ben tamam şikayetlerinin hocam. Büyük ihtimalle düzeleceğini düşünüyorum ablam. Ama İnşallah bilmiyorum. Pazartesi göstereceğim işte sonuç ne olacak. Filminizi gösterin olmazsa bize de ulaşırsanız biz de bakarız filminize sıkıntı yok. Tamam size bu telefondan ulaşabilir miyim arkadaşlar hocam? Arkadaşlar yardımcı olurlar ulaştırırlar bir şekilde. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz geçmiş olsun dileklerimizi olsun. İletiyoruz. Olsun. Hocam az önce demiştik işte dedemize 8 platin denildi. Şimdi kanal daralması olduğunu söylediniz. Ne yapacak hocam? Kanal darlığı hastalığında şimdi tabii çeşitli ameliyat yöntemleri var. Şimdi kanal darlığı hastalığında illa platin takılacak diye bir şey yok. Şimdi platin neden takılır bir hastaya? Şimdi biz kanal darlığında bu kanal dar olduğunda şimdi buna ne yaparız? Arkadaki kemikleri keserek çıkartırız. Çıkarttığımız zaman omurgayı instabil hale yani normal yapısını bozmuş oluruz. Bu sefer bu omurga böyle hareket ettiği için de bunu sabitlemek için platin vidalar koyarız. Şimdi bu gerçekten gerekli mi? Bazen biz ne yapıyoruz? Hastaya açıyoruz. Sadece kemikten bazı küçük yapısal parçaların bazılarını bırakarak onları çıkartıyoruz. Vida koymadan da yapabiliyoruz. Ama bazen açıyoruz. Buradaki fazla kemik almamız gereken vaka oluyor. Platin koyuyoruz. Ya burada hekimin tecrübesi, işte cerrahi birikimi, ameliyat olacağı hastanenin teknik ekipmanı, teknolojisi bunların hepsi önemli. Ama platin koydurmak değil, hekimlerine güvensinler. Bu önemli şey bu. Evet. Bir hekime güvenmek lazım. Bir izleyicimiz hattımızda bekliyor. Savaş Tezel Kırıkkale'den arıyor. Buyurun efendim. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Hocam ben yaklaşık 3-4 ay önce L5-S1'de L5'te bel fıtığı, S1'de de sinire temas ve vücut tedavisiyle tamam. 20 gün fizik tedavi gördüm hocam. Tamam. Fakat şikayetlerim devam ediyor. Parmak ucuna bastığınız zaman top ayağınıza parmak ucunda kalkabiliyor musunuz? Parmak ucuna kalkabiliyorum evet. Peki parmak ucunda yürüyebiliyor musunuz 10 adım? Evet yürüyorum hocam. Yani bir sinir hasarınız yok o zaman. Uyuşma karıncalanmanız var mı? Var hocam. Böyle aşağıya doğru eğildiğim zaman bir batma oluyor. Bel kısmında batma Peki, var. Beraberinde fizik tedaviden önce ilaç tedavisi gördünüz mü? Hocam Akubo Plus diye bir hap kullanıyorum. Yani toplamda şimdi bizim şöyle söyleyeyim. Bizim bu işle ilgili demin konunun başında da anlattığım gibi. Şimdi bizim bir ameliyat indikasyonlarımız vardır. Nelerdir? Hastaya 8 haftalık ilaç artı fizik tedavi süresince şikayetlerinde düzelme olmaması ve bacağında uyuşma karıncalanma gibi bir bulgunun ortaya çıkması bir ameliyat indikasyonudur sizde. Ama sizi tabii şimdi filminizi görmek lazım, bakmak lazım. Beyin cerrahına başvurmuşsunuzdur muhtemelen.
Evet hocam. Ne dediler size? Beyin cerrahı bana ameliyat önerdi. Fakat ben olmak sizin istemedim. Sizin ameliyat zamanınız gelmiş yalnız. Yani olmanız lazım artık. Çünkü siz artık o 8 haftalık ilaç artı fizik tedavi sürecini doldurmanıza rağmen bir fayda görmemişsiniz. Görmediğiniz gibi bundan sonraki tabloda ayağınıza bir kuvvet kaybı gelişebilir. Nasıl bir kuvvet kaybı? Hani arabanın koltuğuna oturduğumuz zaman ayağımızla gaz pedalını iteriz ya. O hareketi kaybetme şansınız olabilir size bu tablodan sonra. O yüzden bence ben tekrar beyin cerrahı doktorunuza başvurmanızı öneririm size. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi yayınlar. Geçmiş sağ olun hocam. İyi akşamlar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sizlere. Değerli izleyiciler, WhatsApp numaramız 532-674-5256. Canlı yayın numaramız 452-800-0052. Canlı yayın konuğumuz operatör doktor Ali Kemal Ulaş, Samsun Div Hospital Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Hocam az önce ilaçlardan bahsettik, ilaç tedavisinden bahsettik ama... Şeyi bitirelim mi? Tabii bitirelim, özür diliyorum. Dağıldık o tabii. Yok yok, devam edelim. Buyurun. Tabii hastaya platin takma olayında, şimdi evet. Platinleri... Şimdi buradaki, bu birebir belimizin aynen maketi. Şöyle gördüğünüz gibi, biz bu vidaları buralardan takıyoruz. Ama biz bunları buralardan takarken, bu sinirleri karşıdan böyle baktığımız gibi görmüyoruz. Ya bunlar görmeden, bunları kafamızda görerek takıyoruz. Fakat... Tabii bizim merkezimizi biz bunları yaparken biz özel sinir takip cihazlarıyla yapıyoruz bu işi. Yani burada ne olabilir? Buradaki en ufak bir sinire bu dokunduğu zaman buradan koyduğunuz platin ne olacaktır? Bu hastanın bu sinirin çalıştırdığı bacak fonksiyonunda kaybı olacaktır. Çok şiddetli ağrıları olacaktır. O yüzden hem tecrübe hem teknolojik ekipman platin takılacaksa bir hastaya çok önemli. Yani bir kere hastalar bunu tercih ederlerken hasta, hekimin, cerrahın tecrübesi gerçekten bu işte çok tecrübeli mi? Yani ikinci olarak da bu işi yaptığı merkez, yani burada bir felç durumunu takip edebileceği bir cihazı var mı? Ameliyatta bir sıkıntı çıksa hastayı sahiplenecek mi? Yani o hastayı tekrar sahiplenip, tekrar müdahale edip, tekrar o hastayı eski sağlığına kavuşturabilecek bilgi, beceri ve teknik donanıma sahip mi? Bu önemli. Hastalar buna dikkat etmeleri lazım. Evet. Bir izleyicimiz daha canlı yayınımıza bağlanmak istiyor. Alo. Niyazi, alo. Niyazi Ak arıyor bizi İstanbul'dan. Buyurun Niyazi Bey. Hocam benim bel ağrısı, yorgunluk oluyor. Yani çalışırsam ama çalışmasam çok fazla da yok. Yani bacaklarıma vuruyor. Yani belli bir süre... Peki yol yürüdüğün zaman bacaklarındaki ağrı artıp oturuyor musun? Yol yürürken hiçbir şeyim yok hocam. Yani normal gece, günümüzde yok ama akşamlar oluyor. Gece yatağa yattığın zaman bacaklarına kramp giriyor mu? Aynen. Kollarımda üşme oluyor, omuzlarımda böyle sanki ya. Bacaklarını ara ara bir mengene de sıkarlar gibi hissediyor musun? Evet, aynen. Senin bir MR çektirmen lazım belinle ilgili. Hocam MR çektirmiştim ben bir 5-6 sene önce. Fakat belin çok kötü diye söylediler bana. Bel fıtığı olarak değil de çok kötü yani diye söylediler. Yani muhtemelen senin belinde bel kireçlenmesi varmış ve ilerliyor bu süreç içerisinde. Tablo onu gösteriyor. Ama tabii şimdi sen çok olmuş, 6 sene çok uzun bir zaman. Yani... Ondan sonra çektirdik, tedavilere gittik ama bir şey bulamadık yani. Pide'ye gittik, yani, şuraya şimdi... gittik yani hala devam ediyor yani. Anladığım kadarıyla bir uzun bir zaman olmuş bunları yaptıralı. Ya şu anda da tedavi görüyorum yalnız. Efendim? Ya şu an tedavi görüyorum yalnız. Görüyorsunuz, MR ne kadar oldu çektireli yakın zamanda? MR çektireli yakın zamanda 2 sene oldu. Şimdi 2 yıl geçmiş MR çektireli. Yani size... Evet. Yeni bir MR çektirip, yeni bir iyi bir beyin cerrahı tarafından iyi bir şekilde ayrıntılı muayene edilip bir tablonuzun ortaya konması lazım. Hocam biz iyisini bulamıyoruz işte. İyisini bulmamız için yol gösterimizde. Ya bakın internet var, televizyonlar var. Artık bulmak kolay ya. İnsanlar ulaşıyor bizlere. Ya ne bileyim hocam, insanlar ulaşıyoruz ama inanın bulamıyoruz. Yani böyle gidiyoruz. Zaten 3-5 ay devam ediyor şey, tedavi göremiyoruz yani. Ha, büyük geçmiş olsun, ne diyeyim? Büyük geçmiş sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bizle ulaşırsanız elimizden gelen en iyi yardım yapmaya çalışırız. Çok geçmiş olsun, geçmiş olsun. Değerli izleyicimiz. Tamam hocam, bilgi almak için çıkıyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hocam sorularımıza devam edelim. İlaçla ilgili sorumuza devam ediyorduk hocam. İlaç kullanmak da aslında bir nevi hastaya belli bir süre sonra vücudu
bir şekilde zarar veren bir yapı olarak da biliyoruz. Şimdi, ne kadardır hocam bunun? Şimdi 8 hafta. Ya ilaçla mı yoksa ameliyatla mı? Ne şimdi öneriyorsunuz bakın, hocam? Burada hastada bir nörolojik arız varsa zaten ameliyat yapmak lazım. Evet. Ama nörolojik bir arız yoksa demin saymış olduğum gibi o zaman hastanın 8 hafta yani 2 aylık bir ilaç dönemi var bizim için maksimum. Ondan sonra hastaya biz ilaç önermiyoruz. Nasıl öneriyoruz sadece? Ameliyat öncesi veya sonrası eğer bir sinir hasarı oluşmuşsa bunları gidermeye yönelik tedaviler öneriyoruz. Öbür türlü hastaya ameliyat öncesi dönemde 8 haftadan daha uzun bir tedavi önermiyoruz. Ya bu 8 hafta geçmeyen şikayet zaten devamında zaten ilaçla geçmeyecek. Buna bizim ya bizim bir müdahale yapmamız lazım. Biz bazen bazı ameliyatlık olmayan hastalara belinden özel endoskopik cihazlarla girip yan taraflarından özel iğneler, özel enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu ağrıları geçici olarak geçirebilmek için. Ama nörolojik hasar, nörolojik arıza olmayan hastalarda yapıyoruz bunları. Evet. Var mı canlı yayında bekleyen izleyicimiz? Yoksa çünkü izleyicilerimizin WhatsApp sorularına döneceğim. hemen bir dakika. Ordunya'dan bir izleyicimiz bize demiş, hocamın hastasıyım demiş. Bel fıtığı ameliyatı oldum. Her şey iyi gidiyor. Hocama selam, sevgiler demiş. Mustafa Tez diye bir hastanız hocam. Size böyle bir soru şey daha doğrusu iyi temenni dileklerini iletmiş. Hocam şunu sormak istiyorum. Toplumda hep hangi tür bel rahatsızlığı olursa olsun hep şu endişe oluyor insanlarda. Acaba yani felç kalır mıyım? Ya da toplumda daha tabii doğrusu komşularından duyduklarıyla komşularından duydukları da ameliyat olmuştur ama felç olmamıştır ama buna rağmen bu şimdi algıyı oluşturuyor. Şey hala var. Yıkılmadı. Şimdi bu konuda nasıl bir bilgi verebilirsiniz hocam? Neden yıkılmadı? Şimdi eskiden ben bu işe yeni başladığım dönemlerde tabii bizim işte öğrencilik, asistanlık yıllarımızda o zaman bu ameliyatlar yapıldığı zaman gerçekten hastaların büyük bir kısmı felç kalıyor. Neden? Teknolojik ekipman yoktu. Teknik yetersizlik vardı. Bilgi eksikliği vardı. Ve tabii bu insanlar ameliyat oldukları zaman her 4-5 kişiden biri felç kalıyordu. Ya felç kalıyor, ya gereksiz bilgilendiriliyorlardı, yanlış işlemler yapılıyorlardı. Zaman içerisinde bilginin artması, teknolojinin gelişmesi, yani şimdi bundan 20 yıl önce sırttan bu kadar açarak yaptığımız ameliyatı şimdi küçük şu kadarcık yerlerden yapıyoruz. Şimdi eskiden insanlar televizyonun dibi kadar yerlerde mikroskoplar kullanırken şimdi baktığımız zaman nasıl diyeyim size gözümüzün görmediği her şeyi orada görebiliyoruz. Yani teknoloji çok gelişti. Özel cihazlarla aletleri soktuğumuz zaman ucunun nereye dokunduğunu biliyoruz. Ya da bir platin vidayı yollarken platin vidayı çevirdiğimiz anda sinir takip cihazını sinyal verip orada bir yanlış olup olmadığını görebiliyoruz. Yani bunlar çok değişti. Şimdi bilgi, teknoloji ve doğru eğitim bu işlerin hepsinin önüne geçti. Ama tabii insanlar bunu yıkamadı. Yani insanlar korkuyu alamadı, yıkamadılar. Zaman alacak. Evet, bir izleyicimiz daha canlı yayınımıza bağlanmak istiyor. Alo. Narin Karataş Ordu'dan arıyor. Buyurun Narin Hanım, sizi dinliyoruz. Evet. Buyurun, sorunuzu alalım lütfen. Geçmiş olsun efendim, buyurun. Ben menisküsten ameliyat oldum dizimden. 10 yıl oldu. Menisküs. Ama şu an tutuldum daha merdiven inmekte, çıkmakta zorlanıyorum. Ameliyat dediler. Ameliyatsız bir çözüm olmaz mı? Şimdi menisküs olayı dizle ilgili bir sıkıntı ablam. Bu da bir ortopedi mütehassısının gitmeniz gereken bir şey. Siz onu bence kendi hekiminizle görüşürseniz, ortopedi hekiminizle size daha çok faydası olacaktır. Ben sizi yanlış yönlendirdim bu konuyla ilgili. Çok geçmiş olsun Narin. Ama görüştüm de ameliyat dedi şu an. O zaman bence ameliyat dediyse ameliyatınız olun. Yani ben ortopedik bir rahatsızlıkla ilgili sizi yanlış yönlendirebilirim çünkü. Menisküs bir beyin cerrahisi, omurga cerrahisi hastalığı değil çünkü. Gene de geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kere daha iletiyoruz değerli izleyicimize. Konumuzla alakalı soru değil ama hocamız da gene elinden geldiğince yanıtlamaya çalışıyor. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. 29 yaşında yurt dışından bir izleyicimiz WhatsApp'tan göndermiş hocam. Sağ ayağım 10 santim kısa diyor. 10 milimetre kısa ve benim sol boynum ağrıyor. Duramıyorum diyor ağrıdan. Omuriliğim yamukmuş içe doğru ve sağ ayaklarımın da içine
bir parça koydular şu an diyor. Bu kadar anlayabildim, anlatabildim daha doğrusu. Yani muhtemelen rotoskolozu var. Omurgasında eğrilik varmış. Şu eğrilik yani bu şekilde eğrilmeye bağlı. Bacağın biri kısa kalmış. Evet. Yani ben öyle anladım anladığım kadarıyla. Şimdi tabii omurga düzeltme cerrahisi biz yapıyoruz ama gerekli olan hastalarda yapıyoruz. Ve bu omurga düzeltme cerrahisi daha ciddi bir cerrahi, daha büyük bir cerrahi. Onun önümüzdeki haftalarda konuşacağız zaten ama tabii hastanın filmlerini görmemiz lazım. Bir de şikayetini daha güzel bize anlatabilmesi lazım. Anlatabilmesi lazım. Hani ona yardımcı olalım en azından. Anladım. Hocam şu şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Hastalarımız bel ve boyun fıtığı ile ilgili ameliyatları değerlendirirken kendilerini daha 15-18 yaşındaki bir yapıya döneceğini de bazen zannediyorlar. Hastalar bu değerlendirmeyi yaparken ameliyat öncesi ve sonrasını nasıl tabii değerlendirmesi birinci gerekiyor? Birinci olarak hasta karşınıza geldiği zaman hastaya her şeyi anlatmak gerekiyor. Evet. Hastaya yapacağınız ameliyattan ne kadar fayda görecek ve ne düzelecek? Evet. Bunu anlatmazsanız hastaya zaten beklenti, şimdi ben de doktora gitsem işte diyelim ne bileyim kolum ağrıyor, elim ağrıyor, bacağım ağrıyor veya işte başka şikayetlerim var. Doktor bana ameliyat dediği zaman ben hepsini düzeleceğini düşünürüm. Doktorun hastayı iyi aydınlatması lazım. Ne düzelir? Hangi şikayeti düzelir? Ve hangi şikayetin ne yapmak lazım? Nasıl bir ameliyat yapmak lazım? Bunların hepsini ayrıntılı anlatması lazım. O zaman anladığı zaman zaten hasta buna göre, beklentisi de ona göre oluşuyor. Evet, bir izleyicimiz daha hattımızda bizi bekliyor. Alo. Buyurun, selamlar. Mehmet Özkan, aleykümselam. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Buyurun. Razı olsun, buyurun. Hoş bulduk hocam. Bu sesi kısayım değil mi telefonu, televizyonu? Televizyon sesini kısın, sadece telefonla bizi dinleyin. Tamam. Sorunuzu alalım hemen. Buyurun. Tamam. Hocam yazıyor zaten. Şimdi şöyle, beyinde, kafamda, kulaklarımda ses var. Başka daha sesten başka bir şey yok, ses. Çınlama tarzında mı? Efendim hocam? Çınlama tarzında mı? Yoksa çınlama, bir evet. Motor çalışır gibi mi? Ama evet, ama yani durmak yok bu 6-7 seneden beri. Durmak yok, devamlı. Bundan kurtuluş olur mu? Şimdi doktorum? Şöyle tabii bizim normal buradaki bu akşam konuştuğumuz konudan daha alakasız bir konu ama... Şimdi bunun bazı sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi ya gençliğinizde çok çalıştığınız yerde çok yüksek sesli ortamlarda çalıştıysanız ya da kulağınızın arka tarafından darbe aldıysanız veya beyin damarlarınızda kulağınıza gelen sinirin ufak bir tıkanıklığı oraya çalıştıran damarın ufak bir tıkanıklığında böyle ses olayı ortaya çıkıyor. Bunların %80'i düzelmiyor maalesef. %20'si... Nasıl hocam? Efendim? Bundan, peki diyelim ki var bu mesela, bunun nedeni var ama yani kurtuluş olur mu bunların? Şimdi %20'si düzeliyor. He? Şimdi %80'i düzelmiyor bunların. %20'si düzeliyor. Anlayamıyorum ki hocam ya, Allah Allah. %80'inin, alo şu anda duyuyor musunuz Mehmet Bey bizi? Ha, duyuyorum da. Tamam, %80 kulak, kulakta duyma %52. Şimdi bununla ama ilgili... Kulakta durmayla onu bu kadar şey yapmıyorum da sadece bu ses. Şimdi şöyle, bu sesin çoğunlukla düzelmeme ihtimali yüksek. Ama gene de bununla ilgili ayrı bir merkez var. Bizim gene hastanemizdeki arkadaşlarımız da yapıyor. Sizde var mı? Bizde var. Bizim bu işle ilgilenen arkadaşlarımız var. Onları yönlendiririz ama beklenti bununla ilgili dediğim gibi yani çok yüksek olmasın. Keşke evet, daha güzel şeyler söyleyebilsem ama tabii görmek tamam, lazım. Bazı filmler böyle görmek doğru lazım. Doğru söylediğiniz zaman mutlu oluyoruz yani. Tabii ki olabilir. Her şey Allah'tan ama yapılacak bir şey yok değil mi? Derseniz. Şimdi bunun için tahlillerinizi, filmlerinizi bu işle uzman bir arkadaşımızla görüşerek size fikir verirsek daha iyi olur. Evet. Mehmet Bey'e çok teşekkür tamam, ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi tamam, iletiyoruz. Allah razı olsun. Hocam, bel fıtığı ile boyun fıtığı arasındaki bir ameliyat cerrahi farklarını da sormak istiyorum açıkçası. Şimdi şunu şöyle, sormak istiyorum. İkisi arasında farklı büyük farklar var. Nasıl büyük fark var? Şimdi birini arkadan girerek yapıyoruz. Yani arkası, vücudun arka bölgesinden girerek. Orada tabii vücudun arka bölgesi belki ameliyat açısından daha kolay bir bölge. Belde öyle. Neden? Orada sadece kemikler ve kaslar var. Fıtığa gidene kadar sadece sinirler çıkıyor. Ve sinirleri koruyarak hareket ettiğiniz zaman ne oldu? Fıtığı alıp çıkartabiliyorsunuz.
ne olabiliyor? Tekrarlayabiliyor vesaire. Şikayetler olabiliyor veya sinirde belki ufak azı. Ama boyun fıtığı ameliyatı böyle değil. Boyun fıtığı ameliyatında biz kapalı sistem yapıyoruz. Nereden yapıyorum ben? Ön tarafta şu kadarcık bir yerden, yaklaşık 2 santimlik bir yerden mikroskobik cerrahi ile sadece mikroskobun gireceği kadar bir yer açıp orada kapalı sistemi ilerleyip işte şah damarı ile yemek borusunun arasından girip ses tellerinin yanından geçip oradaki fıtığa ulaşıp onu çıkartıyoruz. Bunu anlatırken bile insanlar yoruluyor. Yani diski boyun fıtığı ile bel fıtığının aynı değil. Ama cerrahisi de aynı değil. O yüzden teknolojik ekipman ve teknolojik bilgi aslında boyun fıtığında daha önemli. Bir izleyicimiz daha canlı yayınımızda bekliyor. Ondan sonra programda bitmiş gerçi. O kadar hızlı geçmiş ki. Alo. Telefon yok mu? Tamam. Devam edebiliriz hocam. Her ikisi arasındaki cerrahi aslında farklı. Farklı. Tamamen farklı. Boyun fıtığında daha çok bilgi, daha çok deneyim, daha çok tecrübe gerekiyor. Çünkü ne olabilir? Hastaya ameliyat yaparsınız, hastanın sesi çıkmayabilir. Sesini kaybedebilir. Yemek borusuna zarar verebilirsiniz. Yetersiz tekniğiniz vardır, yetersiz tecrübeniz vardır. Hastanın yediği yemekler boynundan omurilin olduğu bölgeye geçebilir. Fistül diye tabir ettiğimiz rahatsızlıkla ölüme kadar götüren tablolar ortaya çıkartabilir. Şah damarını zedelersiniz, hasta beyin felci geçirebilir. Yani boyun fıtığı öyle aslında basit gibi görünen bir ameliyat, hastanın ızdırabı olabilir. Ama ya da bu işte deneyimlisinizdir, tecrübelisinizdir, hastaya bir ameliyat yaparsınız. 20-25 dakika, 1 saat maksimum sürer. Hasta bir gün içinde ayaklanır. Bir gün içinde normal hayatına birkaç kişiye döner. Konforu çok daha iyi yani. Böyle yapıyoruz. Şu ana kadar da yani çok ciddi bir serimiz var. Yani hatta 2000'e yakın boyun fıtığı hastamız var ameliyat yaptığımız. Bir tane de sıkıntılı hastamız yok. Tebrik ediyorum. Hocam bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Sırtımda ve boynumda tutulmalar var. Boyun ağrılarım kollarıma vuruyor ve ellerimin baş parmaklarında güç kaybı var. Boynumu geriye eğdiğimde sırtımda ağrı oluyor demiş. Ne Serkan, önerirsiniz demiş hocam? MR görmek lazım. Onu hızlı görmek lazım. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde MR çekilmesi lazım. MR çekilmesi lazım ve görülmesi lazım. Hocam saygılar demiş, Konya'dan yazıyorum. Yaşım 57, bel fıtığı yeni oluşum başlamış. 10 seans fizik tedavi gördüm. Faydasını göremedim. Ne önerirsiniz diyor hocam? İlaç tedavisi ve egzersiz. İlaç tedavisi ve egzersiz. Bir diğer sorumuz daha var. Hemen onu da yanıtlayalım. Fıtık başlangıcı, iyi akşamlar. Her kola ve bacağa uyuşma şekilde vuran ağrılar var. Fıtık mıdır diyor. Nasıl ayırt edebiliriz diyor. Fıtık başlangıcı bir aşırı... Bir beyin cerrahisi uzmanına muayene olsun. Ona gerektiği şeyi söylerler. Bu şekilde muayene etmeden bir şey söylememiz yanlış olur. Bir beyin cerrahisine muayene olmasını önerdik. İyi akşamlar diyor. İstanbul'dan Emir diyor. 10 gün önce MR çektirdim. Kesit dahili sol femur bası düzeyinde kompakt kemik adası izlenmiştir. Bulgusu konuldu. Sizle mi alakalı? Bizle alakalı bir şey değil hocam. Peki bakalım. Hocam benim başımın arkası, boynum ağrıyor. Neden olabilir? Hangi hekime başvurabilirim demiş. Beyin cerrahisi. Beyin cerrahisine. İyi akşamlar. İsmim Murat Zıvalı. 45 yaşındayım. Bazen sadece belimde ağrılar hissediyorum. Çok ağrı işlerde çalışmadım. Köy işlerinde çalışırken özellikle işte kazma sallarken belim çok ağrıyor. Sizce fıtık olabilir miyim? İyi akşamlar olabilir, onda demiş. Başka bir şey de olabilir. Bizim spinal instabilite dediğimiz omurgada fonksiyonel bozukluk oluşmaya başlamış olabilir. Yani onu dediğim gibi bazı filmlerle incelemek lazım. Fıtık da olabilir, başka bir şey de olabilir diyorsunuz. Son bir kişi arkadaşımıza daha yanıt. Sol tarafında fıtık var, bu durum sık idrara çıkmama neden olur mu? Teşekkürler diliyor. Olur ama başka problemlerle beraber olur. Direkt fıtık idrar problemi yapmaz kolay kolay. Yani evet. Önce ağrı, uyuşma, yürüme problemi gibi tablolar ortaya çıkabilir. Yani ama sık idrara çıkıyorsa beraberinde bir ürolojik problemi de olabilir hastanın. Hocam iyi akşamlar diyor. Bende bel fıtığı var. 2 tane, ikisi de bacağa giden sinire bası yapıyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce patladı. İlk zamanlar ağrım çoktu ama şimdi ağrım yok. Neden acaba demiş. Şimdi vücut sinir hasarı oluşmaya başlamıştır. Fonksiyon kaybı başlamıştır. Sinir aşırı sıkılmaya bağlı. Belli bir noktadan sonra dıştaki katmanı çalışmamaya başlar. Çalışmadıkça da bunun çalışmış olduğu bölgede ağrı azalacaktır ama bununla beraber de bir şeyler kaybedecektir hasta. O hasta aslında bir şeyler kaybediyordur. Kaybediyor. Farkında değildir. Evet.
Değerli izleyiciler, göz açıp kapıncaya kadar hızlı bir şekilde canlı yayınımızı noktaladık. Çok yoğun bir trafikte programımızı bitiriyoruz. Haftaya biz burada olacağız değerli izleyiciler. Gene program konuğumuz, değerli hocamız, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, Samsun Deep Hospital Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Ali Kemal Ulaş olacak. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın, esen kalın.